billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'a selat ve selam, tahiyyat-ı ikram. Peygamber Efendimiz, vesile-i necatımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, tüm ashabına ve kıyamete kadar ihsan ile onun peşinden gidenler üzerine olsun. Saygıdeğer Camia TV izleyicileri, Fıkıh ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Bugün yine mübarek gün ve kandil gecelerine devam ederken bidat kavramına da özellikle değineceğiz. Mutat olduğu üzere kısaca geçen haftanın özetini verelim. Öncelikle ayet ve hadislerin kutsallığını tespit ettiği her şey hikmetini kavrayamasak da kutsaldır. Hiç şüphe yok ki bir vaktin diğer vaktinden, vakitlerden daha şerefli ve faziletli olmasının diğer bir sebebi de o vakitte meydana gelen yüce bir işten ve mübarek bir olaydan kaynaklanmaktadır. Ayrıca bir anı özelleştiren ve güzelleştiren bir diğer husus ise anın hakkını vermek, yani o vakit diliminde bir Müslümanın yapması gereken en önemli şeyi hakkını vererek yapmasıdır. Buna vacibül vak diyoruz. Öyle zamanlar gelir ki o zaman dilimlerinde Müslüman olmanın gereği olarak tavrı ve duruşunu toplu veya ferdi olarak sergilemesi gerekir. Zaman ve mekana değer ne yapar? Bu duruş değer kazandırır. Bu kıymetli zaman dilimlerinin sonraki Müslümanlar tarafından toplu halde ihya edilmesi, ders çıkarılması, rahmet ve bereket yağmasına vesiledir. Bu genel bakıştan sonra kandillere gelince Kadir Gecesi kutsallığı hakkında Kur'an'da açık ve kesin bir bilgi vardır. Diğer aylar, kandil ve gecelerle ilgili ayet ve hadis-i şeriflerde ya doğrudan ya da dolaylı, sarahaten veya işareten sahih derecesinde hadisler olduğu gibi amel edilebilecek derecedeki zayıf olan hadis-i şeriflerde mevcuttur. Bu konularda geniş veya dar düşünen alimlerimiz de vardır. Ancak İslam alimlerin çoğu bu gecelerin kutlanması sonucunda toplu dindarlık bilincinin gelişmesi, cemaatle ibadet yapmanın yaygınlaşması, sünnet-i hasene, yani güzel bir çığır babından uygun görmüşlerdir. Ancak bu gecelerin dinin kesin bir emri veya kutsiyeti sabit olmadığı halde bizatihi gecenin kutsiyetine inanmak, uydurma olduğu halde bilinen sabit olmuş nafile ibadetler dışında bu gecelere özel ibadetler yapmak doğru değil, bidattır. Bu gerçeğinde ne yapıyoruz? Altını çiziyoruz. Bir de mübarek gün ve gecelerin ihya edilmesini bir günah çıkarma gibi görüp dinimizin hayatın her alanını kapsadığı gerçeğini gölgelememesi gerektiği de vurgulanmalıdır. İnsanların yanlış uygulamaları sebebiyle doğruları hedef alan tutumu reddettiğimiz gibi bu kandilleri kutlayalım derken dinimizin itikadi ve ameli konularını zedeleyen tutum ve davranışlara da uyarmak zorundayız. Dolayısıyla bu mübarek gecelerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından çok sonra geniş kitleler tarafından kandil geceleri olarak organizeli bir şekilde kutlanmaya başlanması ve ihya edilmesi, dinin zemmettiği bidat yapmaz, kötü bidat yapmaz. Birçok İslami ilimlerin müstakil disiplin haline gelmesi daha sonraki asırlarda oluşmuştur. Önemli olan vesile ve vasıtaların içerik itibariyle şer'i ölçülere ters olmaması gerekir. Müslüman toplumlar tarafından şer'i ölçüler çerçevesinde ortaya çıkarılmış her toplum kendi kültüründen bir şeyler eklemiş ve böylece bu geceler gelenek haline gelmiş olması itibariyle itibar edilen örf dediğimiz şer'i örf mesabesinde, yani şer'in delil olarak saydığı örf sayılır. Yani el adetu muhakkemetun kaidesince
örf de delillerden sayılır. Hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanların güzel gördüğü Allah katında da güzeldir. Evet kardeşlerim. Geçen hafta zikrettiğimiz ihya geceleri ve kandilleri zikretmeye devam edip sonra bidat konusunu detaylıca inşallah ele alalım. Geçen hafta zikretmemiş olup da bu haftaya kalan kandil gecelerden veya kutlama yaptığımız gecelerden bir tanesi de yılbaşı yani Muharrem ayının birinci gecesidir. Müslümanların kameri yılbaşı gecesidir. Muharrem ayı Zilkade, Zilhicce ve Recep ile beraber Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan biridir. Peygamber Efendimiz kutlu yolculuğu bugün İslam devletinin peygamberimizin önderliğinde kurulmuş gündür. Bera İbn-i Azib radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye gelince Medinelerin Resulullah'a sevindikleri kadar hiçbir şeye sevinmediklerini görmediniz mi demiştir. Müslümanların bugünü oruç ve ibadet ile geçirmeleri Muharrem ayının faziletiyle ilgili bundan beraber daha gerekli hale gelmiştir. Hadis-i şeriflerde şöyle buyurulur. Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut. Çünkü o Allah'ın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki o günde Allah geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün tevbe edenlerin günahlarını affeder buyurmaktadır. Dolayısıyla Hicri yılbaşı gecesi bu zikrettiğimiz böyle genel ilkeler ve hadisin genel tarifinin içerisinde özel faziletiyle ilgili bir şey yoktur. Ancak dediğimiz gibi Muharrem ayının oruç tutulmayla ilgili var. Bir de Muharrem ayının biri olan hicretin Peygamber Efendimiz siretindeki yeri önemi var. Bu bugün bundan dolayı kutlanabilir ve ders çıkarıldığında şer'i ölçüler çerçevesinde faydalıdır. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki bir şeyin caiz olması için ille de o şeyle ilgili bir hadisin olması gerekmez. Eğer sahabe kutlamadı diye bir şeyin de haram veya Peygamber Efendimiz kutlamadı diye o şeyin haram olduğunu da göstermez. Bilakis delillerin genel çerçevesi içerisinde değerlendirilir. Diğer bir günlerden kutladığımız gün ve gecelerden bir tanesi de Aşure günüdür. Aşure günü kameri ayların ilki olan Muharrem'in 10. günü Aşure günü adını alan bugün de Peygamber Efendimiz oruç tutmuş ve tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince Yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını görmüş ve bugün niçin oruç tutuyorsunuz diye sormuştur. Bu hayırlı bir gündür. Allah o günde beni İsrail'i düşmanlardan kurtardı. Şükür olarak Hazreti Musa o gün oruç tuttu dediklerinde Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben Musa'ya sizden daha yakınım, daha layığım buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye buyurdu. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bugün de oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisler de vardır. Bir hadis-i şerifte Aşure günü orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını zannederim buyurmuştur. Ancak Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin de oruç tuttuğu için Peygamberimiz onlara muhalefet etmek temel alan ilkesine binaen bir gün öncesinden veya sonrasından oruç tutmamızı da emretmiştir. Aşure tatlısına gelince yukarıdaki hadis-i şerifin işaret ettiği Nuh aleyhisselamın gemisinden yapılan yemeğe atfedilir. Bu bir adettir, ibadet değil. Bu adetin devam ettirilmesi yani bu tatlı yapılıp yeniyor ve komşulara ikram ediliyorsa güzel bir adettir. Buradaki önemli olan husus Aşure tatlısının bugüne has olarak bir ibadet kabul edilmemesi gerekmektedir. Evet kıymetli kardeşlerim. Diğer bir gecemiz ki en fazla tartışılan kandil gecelerinden bir tanesi de Mevlid kandilidir. Mevlid doğum demektir. Mevlid kandili
Peygamber Efendimizin doğduğu günü, duyduğu günü yad etmek amacıyla doğum günü olan 12 Rebiül Evvel gecesi kutlanır. İslam dünyasında mevlid merasimi ilk defa hicretten yaklaşık 350 yıl kadar önce Mısır'da Fatimiler tarafından tertip edilmiş. Daha sonraları Osmanlı tarafından mevlid ilk defa 3. Murat zamanında resmi hale getirilmiştir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra her yıl bu geceye önem verdiği ve İslamiyet'te Allah-u Teala'nın şükretmek babından doğum gününü anmak ve meşru dairede kutlamak var olduğunu anlamaktayız. Peygamber Efendimizin doğum gününde Müslümanların bu geceyi şükür ve ibadetle ihya etmesi, Efendimiz'e bol bol salavat getirmesi ve siretini okunması güzel amellerden sayılır. Mevlid Kandili ihya etmenin caiz olduğunu söyleyen cumhur-u ulemanın gerekçelerini zikredecek olursak, ayet-i kerimede Rabbimiz, biz seni ancak bütün alemlere bir rahmet olarak gönderdik buyurulmaktadır. Bu ayet-i kerimede Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlık için bir rahmet olduğunu açıklamaktadır. İşte Allah-u Teala'nın bize göndermiş olduğu rahmet peygamberinin gelişiyle sevinmemiz imanımızın gereğidir. Çünkü insan her zaman her bir nimete nailiyette ve her bir lütfa ulaştığında şükrettiği gibi nimetlerin en büyüğü olan, iman nimetine ulaşmamıza vesile-i necatımız olan Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidiyle mevlidini anmak ve farahlamak ve rızayı bariye ulaşmada vesile yapmak en güzeller amellerdendir. Çünkü Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrifinden dolayı sevinmek de sevmek imandandır. Bu nedenle Peygamber Efendimiz'i anmak, ondan bahsetmek sevginin gerektirdiği bir sonuçtur. Tabii ki bu gece meşruiyet sınırı dışına yani bidatlarla kutlamak asli meşruiyetini iptal etmez. Sadece bize düşen yanlış olanın düzeltilmesi gerekir. Kötü örnekten yola çıkarak asli itibariyle caiz olan bir şey yasaklanmaz. Diğer bir delilimiz Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidini kutlayanların başında yine kendisi gelmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme pazartesi günü oruç tutardı. Peygamberimizin bunun sebebi sorulduğunda o benim doğduğum gündür ve peygamber olarak gönderildiğim gündür buyurmuştur. Görüldüğü üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu güne özel bir şükürde bulunmak için o günü oruçlu geçirdiğini beyan etmiştir ki bu husus mevlid kutlamanın meşruiyetine delalet eden en sahih ve sarih bir nastır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geçmişte yaşanmış önemli dini bir hadisenin zamanı geldiğinde o gün ve geceye diğer değer verdiği sabittir. Böylece o zaman dilimine o hadisenin yad edilmesine bir fırsat olarak değerlendirdiği de bir vakadır. Örneğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarına rastlayınca onlara bunun hikmetini sorduğunda onlar da bugün Allah'ın Musa'yı ve İsrailoğulların Firavun'a galip kıldığı gündür. Biz de o güne tazimen oruçlu geçiriyoruz dediğinde bunun üzerine Peygamber Efendimiz de biz Musa'ya sizden daha yakınız. O halde o günü esas biz kutlamalıyız buyurdu. Bu manada hadis-i şerifleri biraz önce de zikrettim. Sonra o günün oruçlu geçirilmesini Peygamber Efendimiz ümmetine de tavsiyede buyurdu. Bu hadis-i şeriflerden de anlaşılıyor ki burada Resulullah Efendimiz bize bir ilke öğretiyor. Bir peygamberin ve ümmetinin kurtuluş gününün tazim edilmesi hususunda bizzat kendisi temel bir kaide tesis etmiş ve bu orucun tutulmasını ne yapmıştır? Ümmetine emretmiştir. Bir başka delilimiz ise Ebu Leheb gibi azılı bir kafir bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna sevindiği için cehennemde her pazartesi gecesi su içmesine
sebep olduğunu Buhari'deki geçen bir hadis-i şerifte Urve radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Ebu Leheb'in Süveybe adında bir cariyesi vardı. Ona yeğeni olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum müjdesini getirdiğinde sevincinden onu azat etti. Ebu Leheb kafir olarak ölünce Abbas radıyallahu anhu Müslüman olduktan sonra onu rüyasında çok kötü bir vaziyette gördü ve ona nelerle karşılaştın diye sordu. O da sizden sonra hiçbir hayra rastlamadım. Ancak Süveybe'yi azat ettiğim için onu azat etmem hürmetine her pazartesi gecesi bana baş parmaklarımın boğumlarından su içiriliyor diye cevap verdi. Buhari ve Müslim'in sahihinde geçen bu rivayet bize açık ve net bir şekilde Müslüman ve İslam'a azılı bir şekilde düşman olanın durumu bu iken Peygamber Efendimiz'e sevincinden dolayı imanı olan bir kimseye tabii ki bu dünyada da ahirette de inşallah faydalanacağına inanmaktayız. Son olarak asırlar boyu Mevlid kutlamaları Müslümanlar arasında devam etmiş, alimlerin ve Müslümanların güzel saydıkları inkar edilemeyecek bir tabii ki hakikattir. Dolayısıyla Abdullah İbni Mesud'dan gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Müslümanların güzel gördükleri Allah katında da güzeldir. Müslümanların kötü gördüğü Allah indinde de kötüdür. Bu hadis-i şeriften de açıkça anlaşılmaktadır ki Müslümanların asırlardır alimlerinin ve salihlerinin güzel gördüğü şeyler nedir? Resulullah Efendimizin bu hadis-i şerifiyle de güzeldir. Evet kardeşlerim, günümüzde kandilleri ve mevlid geleneğini reddedenlerin en önemli gerekçesi bu kültürün Peygamberimizin vefatından sonra girmiş olması. Yani bidat olarak görmeleridir. Bidat konusunda da daha ileri noktalarda aşırı görüşleri söz konusu olanlar da vardır. Dolayısıyla tüm İslam alemi bu yanlış görüşlerden, çarpık anlayışlardan son derece rahatsız ve huzursuz bir durumdadır. Dinin yanlış anlaşılması ve yanlış yorumlanması sonucunda gelinen nokta ne kadar tehlikeli olduğu da günümüzde ortadadır. Peki bir şeyin reddedilme sebebi sadece İslam'a sonradan girmesi olabilir mi? İslam'a sonradan yeni toplumsal inşa ve ihya faaliyetleri geliştirilemez mi? Bu gibi sorular cevap bulabilmesi için bidatın ne olduğunu çok iyi bir şekilde bilinmesi gerekir. Her yeni uygulamaya İslam'a aykırı diye karşı çıkılmasın. Yoksa her yeni uygulama bidattır deriz ve aslında birçok dinen sabit olmuş, tarih içerisinde sabit olmuş, Müslümanların ramzı olmuş, onları temsil eden birçok şeyin inkar etmek durumunda kalırız. Günümüzde bu bağlamda kaynaklarımıza usulsüz ve metotsuz yaklaşımların İslam medeniyetinin geliştirdiği, neredeyse her şeye bidat kapsamına girmediği halde bidat diyerek toplumda tefrikanın sonrasında ise tekfirin kapısını ne yapmışlar? Aralamışlar. Bu davranışları ile insanların sünnete teşvik etmek gibi iyi niyet görüntüsünde olsa da aslında hak sözde batıl kastedilmektedir. Evet kardeşlerim, bidat konusuna değinelim. Bidatın lugat ve ıstılahi manalarını da ele alalım. Arapçada bidat kelimesi ilk kez yapmak, türetmek, ortaya çıkarmak manalarına gelmektedir. Bidat kelimesine yakın anlamda kullanılan hadis-i şeriflerde de geçen muhtesatul umur şeklinde bir ibare vardır. Yani sonradan ortaya çıkma ve yenilik anlamına gelmektedir. Aslında bidatın iki manası vardır. Biri sözlük, genel manası ki sonradan ortaya çıkan her şeydir. İster adet ister ibadetlerde olsun aynıdır. İkincisi ise dini, ıstılahi, özel anlamı ki hadislerde kastedilen de dini anlamıdır. Islah bakımından bidat nedir peki? Dinin aslında olmayan ve şer'i delillere isnat etmeyen, sünnete aykırı olarak icat edilen şeylerdir. Sonradan ortaya çıkan bir olay veya davranış bidat olabilmesi için
dinin genel yapısına ve ruhuna zıt olması gerekir. Bu yüzden bidatı sünnetin zıttı olarak tanımlayanlar da olmuştur. Burada sünnetten kastedilen en kısa ve en genel anlamıyla ehli sünnet merkezli İslam kültür ve medeniyetidir. Bidat ise İslam kültür ve medeniyetine ters düşen, onda yeri olmayan fakat ondanmış gibi görülmeye ve gösterilmeye çalışan yabancı unsur demektir. Bir kısım alimlere göre bidat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yani sonra ortaya çıkan ve dinle ilgili her şeydir. Bu görüşü savunanlar içerisinde bidatın sınırı konusunda farklı eğilimler görülmektedir. Bazıları sünnette yoksa her şey bidattır'a kadar götürmüştür. Örneğin günlük 1000 istiğfar çekmek istese sünnette örneği olmadığı için bidat kabul ederler. Gerekçelerine bakıldığında hadis-i şeriflerdeki ifadenin lafzını temel almış olmalarıdır. Hadis-i şeriflerde geçen her bidat dalalettir ve her dalalet yani sahibi ateştedir ifadesini mutlak olarak ele almış olmalarıdır. Bu hadisleri genel ıtlakı üzere alacak olursak bütün bidatları yani kategoride yani bütün bidatları içine alması gerekir. Yani bu dünyalık da olur, ibadet maksadıyla olur. Ki bunu hiçbir alim söylemiyor. Burada kastedilen bidat dini konularda bidattır. Dolayısıyla onu takyit eden deliller o bidatı tarif ederken de farklı takyitler konmasına sebep olmuşlardır. Dolayısıyla aynı şekilde itikat konuları ile amel konularını alimler ne yapmışlardır? Yine ayırmışlardır. Tabii ki bidat da derece derecedir. Her bidat diğeri gibi değildir. İtikatta olan bidat insanı küfre ve sapıklığa, amelde olan bidat ise günaha götürür. Dolayısıyla bir konuda Resulullah'ın nebevi tavrını, metodunu belirlemek sadece bir iki hadis zahir anlamları üzerine oturtulursa doğru sonuç vermez. Bilakis o konuyla ilgili doğrudan veya dolaylı bütün ayet ve hadislerin Efendimizin siretinin tamamını bir bütünlük içerisinde okuyarak elde edilir. Sonuç itibariyle deliller arasında tutarlılık olur. Müçtehit imamlarımızın yaptıkları da zaten budur. İşte İslam'ın temel maksadı ve bütüncül bakışı ile usulüne uygun hüküm çıkaran alimler men senne sünneten haseneten ve men senne sünneten seyyeten hadis-i şerifindeki o ibareden iyi ve kötü sünnet ifadesi nasıl ki kullanılıyorsa bidat içinde iyi ve kötü olarak iki kısmı olduğu ifadesini çıkarmışlar. Yapılması mahsurlu olmayanlara bidat-ı hasene iyi bidat, yapılması mahsurlu olanlara da bidat-ı seyyiye kötü bidat demişlerdir. Bidat-ı hasene, bidat-ı seyyiye ayrımındaki temel ölçü dinde bir asla dayanıp dayanmadığına, şer'i bir maslahatı yerine getirip getirmediğine ve şer'i bir asıl ile çatışıp çatışmadığına bakılarak hüküm verilir. Dolayısıyla dini bir asla dayanan, şer'i bir maslahatın yerine getirilmesi için gerekli olan ve herhangi bir şer'i asıl ile çatışma halinde olmayan bidatler bidat-ı hasenedir. Bunun aksini teşkil edenler ise bidat-ı seyyedir. Demek ki bidat-ı hasene iyi görülen, Müslümanların maslahatına olan bir takım ibadet ve ameller olarak telakki edilmiştir. Çünkü bunlarda dinde mesnetleri ve dayanakları olduğu ifade edilir. Buna göre Hazreti Ömer'in kendi dönemine kadar cemaatle kılınmayan teravih namazını Übey ibn Ka'b'ı öne geçirerek cemaatle kılınmasını sağladıklarından sonra bu ne güzel bir bidat oldu diyerek teşvik etmiş ve bidat-ı haseneyi ne yapmıştır? Burada belirlemiştir. Kur'an-ı Kerim'de mushaf şeklini alması da bundan bir tane. Mushaf içerisinde hizip ve cüzlerin işaret konması da sonradan yapılan bir şey. Ayetlerin numaralanması da böyle. Camiler içerisinde kilim, halı serilmesi de daha sonralar ortaya çıkan bir şey. Minare de aynı şekilde. Tesbih kullanılması da aynı şekilde bidat-ı hasene sayılmıştır. Herhangi bir davranışın
bidat olup olmadığı meşru daire içerisinde hangi niyetle yapıldığına da bakılır. Örneğin zikir çekmek nafile bir ibadettir. Zikri çekerken dans etmek bidattır. Ve zikir çekerken şekli olarak meşru daire içerisinde olmasına rağmen Allah için değil de farklı bir amaçla görünmeyen varlıkların yardım için vesaire vesaire çekilirse bu niyetinden dolayı çekmiş olduğu zikir, yapmış olduğu ibadet ne olur? Bidat olur. Diğer bir örnek, mesela tavuk ve horoz gibi hayvanların normal olarak kesilip yenmesi caizdir. İkram etmek helaldir. Fakat bunları kurban niyetiyle kesilmesi bidattır. Çünkü İslam'a göre kurban edilecek hayvanlar bellidir. Onun için bu gibi şeyler ek olduğu için caiz değildir. Aynı şekilde Mevlid de peygamberimizi öven, veciz bir şekilde yazılmış edebi bir eserdir. Peygamber Efendimizin doğum gününü onu hatırlama niyetiyle okunursa bir sakıncası yoktur. Ancak Mevlid'i bir ibadet kastıyla okur ve onun okunmasının sevap beklenirse bu da bidat kısmına girer. Yani bidat-ı seyyiye, kötü bidat kısmına girer. Çünkü o bir ibadet değildir. Dolayısıyla asıl olan, caiz olan bir fiili yapmak mübah veya nafile ibadeti yerine getirmek sevaptır. Ancak herhangi bir sünnetin veya mendup amelin farz veya vacip telakki edilmesi, yani aslen sünnet olabilir ama onu farz gibi telakki edilmesi, bu durumda bidatın, bidat-ı seyyiye, kötü bidatın kapısı aralanmış olur. Ve burada insanlarımız uyarılması gerekir. Bundan dolayı 6 günlük Şevval orucu hakkında bazı müştehit imamlarımızın mekruh görmesi bundan kaynaklanır. Sünnetle sabit olmasına rağmen bir kişinin bir sünneti farz gibi algılamaya başlaması, farza ekleme yapılmasına sebebiyet vermesi açısından günah kazanacağı için bu düşünceden dolayı alimlerimiz ihtiyaten demek ki bu sıkıntıyı görmüşler ve önünü tıkamışlar. Sonuç. Öncelikle şunu belirleyelim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bidat işlerin en kötüsü ile her bir bidat sapıklıktır hadislerindeki o ifadelerini usul ve maksadına uygun anlamamız gerekmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları sakındırılmasının sebebi bidatın doğrudan İslam dinini tahrip etme hedefinin içine barındırdığı için. Bundan dolayı İslam alimleri toplumda ortaya çıkan şeylerin hangisinin bidat, hangisinin bidat olmadığı konusunda titiz davranmışlar ve temel ilkeler ortaya koymuşlardır. Bu asrımızın vebası haline gelen mezhepsizlik ceryanı, Kur'an ve sünnete dönüş gibi her Müslümanın arzuladığı bir şeyi söyleyerek aslında hak sözle batılı kastettiklerini, işin hakikati ve iç yüzü böyle olmadığını görmekteyiz. Kur'an ve sünnete dönüşten kastedilen selefi salihinin mezheplerini bırakıp kendileri gibi düşünmeyenleri de bidatçılıkla suçlamaya şahit olmaktayız. Evet, genel olarak alimlerin görüşlerinin ortak noktası bidat, dini hususlar ile ilgili sınırlandırılmış, şer'i bir maslahatın olmadığı, dinde bir asla da dayanmadığı ve buna ilaveten bir asıl ile çatışıyorsa bu bidat-ı seyyiedir. Dolayısıyla dini bir asla dayanan, şer'i bir maslahat yerine getirecekse veya herhangi bir şer'i asıl ile de çatışmıyorsa bunlar bidat-ı hasene olarak değerlendirilmiştir. Evet kardeşlerim, demek ki bidat sınıfına giren şeyler İslami iman esaslarını, ibadetlerle alakalı sünnetleri bozmayı, değiştirmeyi, kaldırmayı veya unutturmaya yönelik yeni icatlardır, düşünce veya uygulamalardır. Yoksa kitap ve sünnetin ruhuna aykırı olmayan, Müslümanların güzel gördüğü güzeldir esasına uygun olarak dinin kendi dairesinde kalmak şartıyla günlük yaşantıyla alakalı evrat veya zikirler gibi uygulamalar bidat-ı hasene veya sünnet-i hasene kısmında sayılır. Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler ona yani Allah'a yakın olmak için vesileler arayın buyurulmaktadır.
Çoğu zaman cemaatsiz olan camilerimiz en azından kandil gecelerini fırsat bilip maneviyattan kopuşunun önüne az da olsa geçmek için, Allah'ın rızası için, Allah'ın rızasını kazanmak için birer vesiledir. Yani vesileler bulup insanımızı camiye, mescitlere çekmek, camide kandil vesilesiyle toplanan insanlara da camiden uzaklaştırmaya çalışmanın mücadelesini vermek fitneden başka hiçbir şey değildir. Dikkat ediliyorsa ortadan kaldırılmak istedikleri şeyin yerine daha güzeli, alternatiflerini de ortaya koyma diye bir dertleri olmadığı görülmektedir. Unutulmamalıdır ki vahiy merkezli İslam medeniyeti ve kültürleri zamanla gelişmiş ve şekillenmiştir. Zaten İslam hukukunun delilleri arasında da müçtehitler zaman zaman İslam'a aykırı olmamak kaydıyla kültürü de delil olarak kullanmışlardır. Camilerin minarenin çeşitlerinden tut, mushafın yazılış hatlarından tut, camilerdeki halı çeşitlerinden ve fonksiyonundan tut. Bütün bunlar kültürden kültüre değişkenlik arz eder. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur: kim İslam'da iyi bir çığır açarsa, açtığı çığırın ecri ve kendisinden sonra onunla, o çığırla amel edenlerin ecirleri, sevaplarından hiçbir şey eksilmeden ona yazılır. Kim de İslam'da Müslümanlar içinde kötü bir çığır açarsa, açtığı çığırın günahı ve kendisinden sonra onunla amel edenlerin günahı da günahlarından hiçbir şey azalmadan ona yazılır. Bu hadis-i şeriften yola çıkarak şunları söyleyebiliriz: kandiller vasıtasıyla insanları camiye toplama ve orada meşru olan her türlü nafile dua ve ibadetlerin yapılması övülmekte ve Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle iyilik üzere yardımlaşın emri ile teyit edilmektedir. Yine aynı hadis-i şerifte dinde aslı olmayan inanç ve uygulamalar da bidat olarak tarif edilmektedir. Ve kesinlikle insanlarımız uyarılmalıdır. Örneğin bu gecelere özel bir namaz bulunmuyorsa, ben Allah'ın rızasını kazanacağım diye uydurma olan bir rivayetten yola çıkarak ben bir ibadet yapıyorum düşüncesiyle onları yapması kesinlikle caiz değildir. İbadet en azından zayıf da olsa bir rivayete dayanması gerekir. Mevlid örneğine değinecek olursak, dini vazifeyi yerine getirdiğini sanarak özel bir ibadet edasıyla mevlid okumak, okutmak bidattır. Ancak mevlidin özel bir ibadet olarak değil, gönülleri yumuşatmak, insanları Hazreti Muhammed'i iklimine götürmek için okunması gayet güzel bir davranıştır. Bu kapsamda Kadir Gecesi ve bazı alimlere göre beraat dışındaki gecelerin faziletiyle ilgili sabit olmamış olanlar da dinin bir gereği taabbudi olarak değil de Müslümanların meşru adeti olduğunu bilmek kaydıyla salih ameller vesile kılmak bu gecelerde hiçbir sakıncası yok, güzel adetlerdendir. Evet sevgili kardeşlerim, Rabbimiz kainata kandil olarak gönderdiği kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin gecesi de gündüzü gibi aydınlık olan Efendimizin sünnetini hayatımıza rehber eylemeyi nasip ve müyesser eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.